haberim o. Ne haber lan? Ne haber lan aslan parçası? Haydarberk, dolduruyor musun oğlum altına bol bol? He? Alayım ben onu üstücüm. Yatırayım uyudu artık. Yatağında yatsın. Oy maşallah. Maşallah maşallah oğlum. Maşallah uyuyor. Evet babacığım. Çalışıyor musun kızım? Ha? Hı hı. Aferin. Aferin, devam edin. Bu cephede sorun yok. Gelelim bu cenaha. Senin dersin yok mu oğlum? Ha? Yaymışsın televizyonun karşısına. Yaparız bir ara baba ya. Dersin mi alt tarafı? Öyle mi? Güzel. Tabii tabii yaparsın bir ara canım. Bozma sen, çok güzel böyle. Bozma. Sakın bozma keyfini de. Sağ ol baba. Anlayış göstereceğini biliyordum. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle ha? Dalga mı geçiyorsun? Bir ara çalışacakmış. Ha? Hangi ara lan? Reklam arası mı? Eşek sıpası. Hadi al şunlara çalış. Hadi. Tamam ya baba, tamam. Of ya of. Söyleme. Kafanı kırarım ha. Hep senin yüzünden bunlar abi. Hadi oğlum, hadi işine bak sen. Kaşınıyorsun. Babam da kaşıyor. Ne yapsın yani? Öyle değil mi sevgili kardeşim? Evet benim canım ablacığım. Biz dersimize bakalım. Uymayalım ite köpeğe. Bence de kardeşim. Ay Hüsnü, yarın doktora gideceğim ben Ferda'yla. Doktor mu? Ne doktoru? Benimle ilgisi yok hayatım. Ferda görünecek de yanında olmamı istedi. Şart mı senin de gitmen kızım ha? Şart mı? Olmaz ama Hüsnü. Şart tabii. Ferda bu canım. En zor günlerinde yanımdaydı kızcağız. En zor günlerinde, en zor günlerinde. Yalan mı Hüsnü? Fuat edip beni. Tabii ki yanındaydı Ferda cadısı. O en zor dediğin günler kendi kendine mi oldu? Hepsi Ferda sayesinde. Yani kadın olmak zorundaydı zaten yanında. Ay abartma Allah aşkına Hüsnü. 40 yılda bir ihtiyacı oldu kızım bana. Tamam git. Ne istersen yap. Ama uyarıyorum bak Suat. Sonra beni uyarmadı deme. Ay olur mu hayatım, ne demek? Evham yapma. Hem sen biliyorsun beni. Ayıp ediyorsun ya Suat, ayıp ediyorsun ya. Bilmez miyim ben seni? Tamam hadi koş yemekleri, hadi hadi. Tamam tamam. Hadi gelin siz de çocuklar sofraya, hadi. Şşt, lan sen. Az önce kulağını çektiğim eşek sıpası, sen de gel buraya. Çektin demin işte baba, yetmedi mi ya? Ulan onun için değil oğlum, onun için değil. Yemeğe gel, yemeğe. He şimdi oldu. Hadi. Abi konuşalım olmazsa babamla. Beni de senin okuluna aldırsın. Ya tabii. Kendi okulunu hallettin. İtlik yapmak için sıra bizim okula geldi. Beğendiğin bir film var mı? Ya bilmem ki. Senin? Şu kampüste çıplak ayaklar filmi fena değil sanki. İyi yazılar çıktı hakkında. Abi, abla. Yanında da bir oğlan var. Okuldan galiba. Neyse ne abicim. Üniversitede mecbur mu erkeklerle gezip tozmaya? Haklısın vallahi. Bu ne ya böyle? Bir görünelim şunlara abi. Girelim mi filme? Olur, girelim. Ben biletleri alayım. Ablacığım, ne tesadüf değil mi? Tekin, Metin, ne işiniz var sizin burada? Hiç, dolaşıyorduk öyle. Ha, kendimizi sanata verdik ablacığım. Bildiğin gibi değil yani. Bundan sonra hiçbir filmi kaçırmayacağız. Değil mi abicim? Hı hı. Arkadaşın mıydı? Sizi ilgilendirmez. Öyle bir ilgilendirir ki. Hatta bütün aileyi ilgilendirir. Babam mesela. Defolun gidin be. Hafiye mi kesildiniz başıma? Görüşürüz hadi ablacığım. Görüşürüz. Aldım biletleri. Kimle o konuştukların? Hiç, kardeşlerim. Ya niye tanıştırmıyorsun? Aman bırak, boş ver. Abi çekirdek verir misin? Boş ver, hadi gidelim. Görüşürüz hadi, çocuklar. Hadi tamam. Görüşeceğiz, görüşeceğiz. Ne kadar abi? 2 lira. Sağ ol. Sağ ol. Hayırlı işler abi. Sağ olasın. Kusura bakmayın. Nedir bu? Ocakta yaptığınız başvuru kabul edilmiştir ve 2 yıllık sinema televizyon Bombay Üniversitesi'ne. Kimin başvurusu? Beni, ya ben başvuru bilmiyorum, kabul edildim. Nasıl oluyor bu, ver bakayım. Bak. Alo, bir ihbarda bulunacaktım. Bomba ihbarı, sinemada. Fazla zamanınız kalmadı. Bu iş tamamdır abicim. Bu kadar fazla olmadı mı onunla? Ne fazlası, az bile.
Görmedin mi ablamdaki çalımları? İyi hadi uzaklaşalım o zaman ha. Deli misin abicim? Ne uzaklaşması ya? En eğlenceli kısma geldi sıra. Ne eğlencesi lan? Seyredeceğiz abicim. Kendini seyredeceğiz. Hadi gel. Ver bakayım biraz. Olmaz böyle bir şey. Amma yüz herifti ya. Buyurun. Otur otur tamam. Nasıl geçti başkomiserim? Feyyaz tamam. Kemal ne durumda? Dökülmeye başladı. Mesut'la Sinan bayağı bir silkeliyorlar. Başkomiserim 155'e bir ihbar yapılmış. Bomba ihbarı. Nerede? Kaynarca'da bir sinemada. Bir bu eksikti. Adres bu mu? Evet. Hadi çıkalım hemen. Aynı adrese acilen bir bomba imha uzmanı. Anlaşıldı başkomiserim. Beşiktaş merkez bilinen mekana geldik tamam. Anlaşıldı başkomiserim. Allah kahretsin babamlar. Hadi oğlum hadi tüyelin hadi. Dur abicim ya dur panik yapma. Babam diyorum oğlum babam babam. Tamam anladık görmez buradan ama öttük oldun ha. Oğlum gidelim bak iş alacağız başımıza hadi gidelim ya. Sen git abicim ben seyredeceğim. O kadar çalıştık ya Allah Allah. Aa, ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Polis herkes sakin olsun oturun lütfen. Lütfen sakin olun. Tamam sakin. Eyvah babam evet, geldi. Sakin olun. Ne oldu? Şöyle geç. Babam geldi babam ya baba. Bir ihbar var arkadaşlar. Boş hadi arkadaşlar. Hadi tek sıra. Hadi tek sıra. Tamam. Sakin olun. Tamam yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Buyurun. Tamam. Geçin böyle. Eriş. Baba. Okulda olman gerekmiyor muydu kızım senin? Erken bitti dersimiz baba. Biz sinemaya gelmiştik arkadaşımla. Atıl bizim sınıftan. Merhaba efendim. Hadi hadi oyalanmayın. Hadi Zeyş hadi. Boşaltalım burayı. Tamam sonra konuşacağız sonra. Çık sonra konuşacağız. Gel böyle gel gel. Ön tarafa bak. Geç öyle geç. Öne. Babam şimdi ne biçim fırça koyuyordur ha. 45 lük merkez. Siz bu işi sık sık yapıyor musunuz? Hangisi baba? Okulu ekmeler, sinemaya gitmeler, sağa sola takılmalar. Vallahi inanmayacaksın ama baba bu ilk. Telefon edip anneme haber vermiştim zaten sinemaya gideceğimi. O telefondan haberim var. He. Küçük bir farkla. Arkadaşlar demişsin. Lar ekini fazladan kullanmışsın yani. Dilin sürçtü herhalde. Öyle değil mi? Atıl. Ya üniversite hayatta böyle bir şey işte zaten. Arada okula ekmeler değil mi? Arkadaşlarla sağda solda takılmak. Evet öyleymiş. Biz gidebilir miyiz o zaman baba? Nereye? Hadi gidin gidin. Ben buradan eve dönerim artık yani. Peki hadi gidin bakalım. İyi günler hadi Engin canım. Abi. Kolay gelsin. Hadi Allah'a ısmarladık hadi, hadi, efendim. Hadi. Güle 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 güle. Nasıl gidiyorlar köz köz gördün mü? Durma be Hüsnü Hüsnü. Gençlik olacak bunlar. Bak Zeliş akıllı kız. Yanlış bir şey yapmaz. Ondan eminim de başkomiserim. Ne bileyim. Yani insan tuhaf oluyor yine de. Kızımın hayatındaki tek erkek bendim. Bugüne kadar yani. Daha sonra... Baktım başkomiserim. İhbar asılsız. Yok bir şey. Tamam. Hadi bakalım. Bir de bununla uğraş şimdi. Elif konuşsana merkezde. İhbarı yapan numara belli mi? Konuştum. Bu sokaktaki bir telefon kulübesinden aranmış. İyi o zaman bizim sivillerden iki eleman bırak. Sokaktaki esnaf, apartman girişleri, ne kadar güvenlik kamerası varsa hepsini toplasınlar tamam mı? Merkezde incelemeyi alalım. Tabii başkomiserim. Hüsnü hadi toparlanalım bize. Hadi arkadaşlar binin araçlara. Abi şunlara bak. Evet, şunlara baksana. Evet ya. Abi. Bak bak. Hayırdır ne iş? Bir şey yok komiserim. Bir şey yok. Yok. Yok bir şey komiserim. Söyleyin aslanım. Gülünecek bir şey varsa biz de gülelim. Yok komiserim. Siz hele hiç bakmayın. Hayda ne demek lan bu? Niye bakmıyorum? Bırak şunu bırak. Bu ne lan? Sinemaya bomba ihbarı yapan zanlılar komiserim. Ne? Tekin mi yani? Evet. Koşun millet koşun. Muhabbet sağlam. Gelin gelin. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Bak bak şuna. Daha var komiserim. Ne oluyor ya? Şunlara bak, bir de çekirdek çitliyorlar. Üstü mü? Ya senin çocukluğunu merak ediyorum. Üstünü alınma ama. Oğlum kime çekti bunlar ya? Ne bileyim ya. Çocuklarım ne bileyim ya. Delireceğim, Allah canımı alsın delireceğim ya. Bana yaptıkları yetmiyor. Teşkilata sadece çek sıpaları ya. Vereceğim çocuk mahkemesine. Tıksın.
Kafama dinleyeyim ben de ya. Bu ne ya? Doğru. Haklı. Görüyorsun değil mi anne? Kızının şansını görüyorsun değil mi? Oy kısmetsiz kızım. Üzme kendini bir tanem. Gene gidersiniz. 40 yılın başı ya. 40 yılın başı bir filme gidiyorum arkadaşımla. Bomba ihbarı ya anne. Bomba yani. Bence asıl bomba. Yanındaki oğlanla senin durumun abla. Ama Allah büyük işte. Dolaşacak ayağında. Öyle değil mi abicim? Yok anne. Vallahi ben şahsen üzüldüm ablamın durumuna yani. Öyle mi? Hemen de satıyoruz abicim. Tekin, kafanı koparırım senin. Şşş, kızım, ne biçim konuşuyorsun sen ablanla? Hele sen hiç konuşma anne. Gizli saklı gittin yağlarını aldırmaya. Ne oldu he? Pat yakalandın babama. Bunlar size Allah tarafından işaret ediliyor. Ama anlayan kim? Nankör. Babanız geldi lan babanız. Ne yapıyorsunuz eşek sıpaları? Hı? İyiyiz baba. İyiyiz baba. İyi, hadi bakalım hadi. Hoş geldin Üstücüğüm. Hoş geldin baba. Nasılmış benim prensesim ha? Güzel kızım. İyiyim baba. Oo. Şşt. Hayderberk. Allah Allah. Ne yapıyorsun oğlum ya benim? Tosudun beni. Hayderberk. Yiyor mu yemeği? Yemez mi baba? Güzel yemiyor mu memesini? Güzel yemiyor musun oğlum? Bu ne ya? Yaşar abi hayırdır ne oluyor? Bilmiyorum vallahi. Babanız söyledi ben çakıyorum. Babam mı? Ne alaka? Ne oldu eşek sıfaları? Şimdi nereden kaçacaksınız ha? Baba ne kaçması ne diyorsun sen ya? Bir dakika bir dakika. Şimdi anladım. Ah benim eşek kafam. Tabii ya. Siz yaptınız değil mi? Bomba ihbarını bunlar yaptı anne. Anne ne? Bunlar yaptı. Bunlar mı yaptı? Vallahi ben yapmadım abla ya. Hatta engel olmaya çalıştım. Dinlemedi ki bu. Olacaksın oğlum, olacaksın. Bak göstereyim sana nasıl baba. Olacağını. Bak nasıl olacağını. Baba yapma sizde baba yapma. Ne yaptıysam ailem için yaptım. Bak hala konuşuyor ya. Olmaz bir şey. Baba işaret anlayana işte.